Değerli arkadaşlar merhaba. En çok soru gelen noktalardan bir tanesi hangi aksesuarları kullanıyorsun? Aksesuarları nereden aldın sorusu oluyor. Ben de bunlarla alakalı olarak kısa da olsa bir video çekeyim istedim. Şimdi herkesin en çok sorduğu noktalardan bir tanesi paspas konusu. Bu paspasları nereden aldın? Nasıl bir şey? Kaliteli mi? O noktada çok fazla soru geliyor. Önce o konuya bakalım. Şimdi araba yıkamadan yeni çıktığı için biraz ıslak. Şimdi bu paspasları AliExpress üzerinden aldım. Gerçekten kaliteli. Düz koyduğun zaman kendi kalıbını koruyabilen bir paspas. Altındaki dokudan dolayı asla kaymıyor. Herhangi bir cırt mekanizması vesaire olmamasına rağmen hiçbir türlü kaymıyor. Bu paspasın özelliği bu. Şimdi bu paspas 6 parça şeklinde satın aldım ben AliExpress'ten. Bir tane sol önde, sağ önde, arka tarafta şöyle tek parça şeklinde var. Önde kaputun altında bir parça var. Arkada kaputun altındaki, arkada bagajın altında bir parça var. Bir de arkada şu alt taraftaki bölmede de bir parçası var. Totalde 6 parça şeklinde. Şimdi görüyorsunuz bu da bagajdaki parçası. Şimdi bunun güzelliği tabii şurada şu hattın olması. Böylece buradan kaldırırken kolay bir şekilde, güzel bir şekilde kalkıyor. Şu alt tarafta da aynı şekilde bir parçası var bunun. Şöyle şu en altta. Şöyle görüyorsunuz. Şurası. Güzel bir şekilde. Bunun aynısı ön tarafta da var. Şimdi bunun güzelliğinden bahsettim. Dediğim gibi bu su geçirmez ve birkaç katmandan oluşuyor. Şöyle yandan bakınca da zaten hakikaten anlaşılıyor. Kalın bir parça. Ben bunun fiyatına değdiğini düşünüyorum. Farklı markalarda klasik paspaslar var. Onların Tesla için pek uygun olmadığını düşünüyorum. Hem görüntü olarak hem de belli bir süre sonra kullanan arkadaşlardan kötü yorumlar geldi. Klasik böyle sadece kauçuktan olanlardan. Ama bu şekilde olan paspaslardan özellikle herkes memnun. Bu Amazon'da satılıyor, AliExpress'te satılıyor, Türkiye'de satılıyor. Artık sizin hangisi uygun olursa oradan almanızda fayda var. Şu dediğim gibi bunlar su lekeleri. Az önce arabada yıkamadan çıktığı için o şekilde gözüküyor. Normalde şu şekilde bir dokusu var ve oldukça kaliteli. Kaydırmıyor da. Güzel oluyor yani. Benim gördüğüm kadarıyla en ucuz AliExpress'te satılıyor. Yine Amazon'da da bazen ucuz denk gelebiliyor. Türkiye'de de tabii doğal olarak işte Türkiye'deki vergiler, kar marjı vesaire derken biraz daha pahalı şekilde Türkiye'de de birkaç tane firma yine buna benzer ürünleri satıyor. Benzer kalitede, buna yakın kalitede, kimisi daha kalitede de olabilir tabii ki. Sonuçta neticede metalürji mühendisi değiliz ama onların da arkadaşların gösterdiği fotoğraflardan onun da benzer kalitede olduğu. Yine daha şu kenarların bu şekilde oldu. Hatta biraz daha dik olanlar da var. Hani sizin kullanım şeklinize bağlı olarak düşünebilirsiniz. O şekilde aldık. Şimdi bir diğer aldığım aksesuar. Bagajın sağ ve sol tarafında görüyorsunuz. Şunlar. Bunların da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Buralarda normalde biliyorsunuz bomboş olarak geliyor zaten. Buralara şöyle bir malzeme aldım. Hem sağda hem solda aynı şekilde. Bu kapaklı bir şekilde geliyor. Yine bunu AliExpress'ten satın aldım. Kapalı olması derli toplu bir şey veriyor. Bir de içine sıvı falan bir şey dökülürse ya da ben bunun içine bir şey koydum zaman o dökülürse işte en azından temizlemesi kolay olacak diye düşünüyorum. Şuraya şöyle bir poşet vesaire takmak için bir zımbırtı aldım. Hani çok gerekli bir şey mi derseniz çok gerekli olduğu görüşüne değilim ama hani almışken yine alınabilir. Yine bunu da AliExpress'ten aldım. Onun haricinde yine çok kullanılan aksesuarlardan bir tanesi bu içteki düzenleme şeyleri biliyorsunuz. Bunlar genelde takım halinde satılıyor. İşte burası bardaklık ve işte şurası ve şurası. Şimdi bununla alakalı ben ilk alırken takarken bir hata yaptım. O yüzden şurası şöyle biraz açık gözüküyor şu tarafı. Bunun kenarında yapışkanlar var. Ben o yapışkanların üstündeki jelatini direkt çekip buraya sokmaya çalıştım. Tabii o zaman problem oldu. Önce takıp sonra jelatinleri çekerseniz daha güzel olur. Onun haricinde başka şurada görüyorsunuz USB'nin takılı olduğu parçayı satın aldım. Olur da oraya başka bir
güç ihtiyacı olan bir şey takarsam diye ya da işte bir joystick controller takarsam diye onu aldım. Onun da faydalı olabileceği görüşündeyim. Güzel oldu. Onu da beğendim. Şimdiye kadar çalışmasına herhangi bir problem olmadı. Onu da uzun süredir kullanıyorum yani. Haziran'dan beri kullanıyorum. Ben bu aksesuarların Haziran ayında aldım çoğunu. Arabayı teslim almadan aksesuarlarım gelmişti zaten. Dolayısıyla hepsinin Haziran'dan beri kullandığım gibi bir şey düşünebilirsiniz. Kullanım tecrübesi de düşünebilirsiniz. O yüzden güzel oldu. Bir diğer nokta, herkes merak etti, şu direksiyon ağırlığı. Şimdi bu direksiyon ağırlığı bence güzel bir şey. Aslında tabii güvenlik olarak düşününce pek doğru bir şey değil. Ancak Tesla'nın bu konuda çok hassas olduğunu düşünüyorum. Yani ben de önceden bir BMW G23 serisi vardı. Onda da adaptif kruz kontrol vardı. Yine şeridi takip ediyor. İşte öndeki arabaya arasındaki mesafesini koruyor. Hatta şerit değiştiriyordu. Benim sinyalimle beraber otomatik olarak. Hani Tesla'lardaki geliştirilmiş otopilot olarak düşünebilirsin. Onda mesela Tesla kadar hassas değildi. Yani direksiyondan elinizi kısa bir süre çektiğinizde hemen Tesla uyarı vermeye başlıyor. Bu gerçekten belli bir zaman sonra insanı oldukça yoruyor. Özellikle otobanda, hani rahat sürüşlerin olduğu yerde. Yani bizim arabayı almamızın aslında güzel amaçlarından bir tanesinde kullanırken çok fazla hata oluyor. Problem oluyor. Sürekli Tesla uyarı veriyor. Bir de biliyorsunuz belli bir uyarıdan sonra artık bir kırmızı uyarı verdikten sonra o sürüşü sonlandırana kadar, yani arabayı P'ye alıp tekrar D'ye alana kadar tekrar otopilota izin vermiyor. Şimdi bunların hepsini düşününce ben de bu aksesuarı almaya karar verdim açıkçası. Bu aksesuarı taktığım zaman direksiyona çok hafif dokunmasam bile, çok hafif ya da dokunsam otopilot devreden çıkmıyor. Bunu benim elimin ağırlığı olarak algıladığı için bir problem olmuyor. Ama bunu da bazen taktığım halde yine uyarı veriyor. Çünkü şuradaki kamera, şurada gördüğünüz kamera, şuradaki işte bu kamera bizi sürekli gözetliyor. Bizim gözümüz yolda olmadığı zaman, gözümüzün yolda olmadığını, telefonda olduğunu falan bu kamera tespit edip yine otopilot konusunda uyarı veriyor. Bunun için de bunu gönderen firma şöyle bir kamera kapatıcı aparat göndermiş. Bakın. Bu aparatı oraya takıyorsunuz. İstediğiniz zaman açıp kapatabiliyorsunuz. Ben takmadım. Hani benim gözüm yolda. Ben bu ağırlığı sadece konforumu arttırmak amacıyla kullanıyorum. Tamamen hiçbir zaman elimi çekmiyorum. Sürekli telefonla oynamıyorum. O nedenle bunu kullanma gereği duymadım açıkçası. Bunu nasıl kullanıyorsunuz? Bunun mıknatıslı bir yapısı var. Şu şekilde görüyorsunuz. Bu mıknatıslı ve ağır bir şey. Bunu önden arkadan birleştirince direksiyon üstünde gayet güzel kullanılabiliyor. Hatta bir göstermeye çalışayım. Şimdi tek elimde kamerayı kullandığım için biraz belki zor olur ama gayet de kolay oldu. Şöyle. Şunu da arkadan takıyorsunuz. Bu şekilde bir görüntü oluyor. Bu hep takılı kalsa bir şey olur mu? Olmaz. Direksiyonda öyle çok aşırı bir ağırlık sebebi olmuyor. Hafif bir ağırlık oluyor ama aşırı değil. Yani tolere edilebilecek miktarda. Hani burada taksanız dursanız ne olur, hiçbir şey olmaz. Ama ben sadece uzun yolda kullanmak için bunu aldığım için uzun yolda takma bana yetiyor. Onun haricinde başka ne gibi sorunlara problemlere çözüm buldum. Benim çocuğum için arkada çocuk koltuğu var. O çocuk koltuğuyla alakalı bir problemim vardı. Problem de şu. Çocuk koltukta olmasa bile ağırlığından dolayı sürekli Tesla uyarı veriyordu. Kemer uyarısı veriyordu ağırlığından dolayı. Dolayısıyla ya işte çocuk olmadığında bir koltuğu çıkartmamız gerekir ya da kemerini takılı tutmak gerekir. İşte takılı da işte çocuk indikten sonra her seferinde kemeri takmak gibi zorundalık oluyor. Onun için de şöyle bir aparat aldım ben. Onu da göstereyim. Şöyle bir aparat. Bunu yine AliExpress'ten aldım. Gerçekten oldukça sağlam. Şöyle çıkartayım bunu. Şu aparat. Gerçekten oldukça sağlam bir aparat. Şu iç kısmında sağlam artık demir, çelik neyse o şekilde bir malzeme kullanılmış. Şurada. Ve bunu dik tutuyor. Dik tuttuğu için özellikle
çocuğun kendisinin kemerin takmasında da oldukça kolaylık sağlıyor böyle dik yükselttiği için. Çocuk daha kolay kemerini takıyor. Hem de çocuk arabada olmadığı zaman Tesla burada birinin kemerin takılı düşündüğü için bir problem olmuyor. Habire ön tarafta uyarı vermiyor. Bir de şöyle bir şey oluyor. Şimdi araba işte hareket ettikçe bu koltuk şöyle hafif sallanıyor falan. Burada işte biri oturuyormuş gibi, bir oturmuyormuş gibi, bir oturuyormuş gibi, bir oturmuyormuş gibi oluyor ve o zaman saçma bir durum oluyor. Ha, bu arada şundan bahsedeyim. Şu girişi Tesla'nın orijinal girişlerinden farklı olduğu için kemerin ucu girmedi. Onun için de benim daha önceden aldığım ama kullanmadığım şöyle bir aparat vardı, ek aparat. Şu parça o uzunluğu sağladığı için kolaylıkla giriyor. Yani bu işi aslında iki parçayla çözdüm ben. Daha başka bir pratik bir çözüm bulamadım şu an için. Bu şekilde olunca hem çocuk kendisi çıkartıp takabiliyor hem de koltuk takılı kalsa da hiçbir problem olmuyor. Onun haricinde beni bir diğer uğraştıran ama sevdiğim bir şey şu kenardaki contalar. Bu contaları sonradan yine AliExpress'ten aldım. Yanlış desem $70 civarında bir fiyatı vardı. Şu conta şöyle dolaşıyor. Bu conta bütün kapıyı dolaşıyor. Bütün kapıları. Şu arada yine var gördüğünüz gibi. Arka kapılarda benzer şekilde var. İşte bagajda var. Önde, ön kaputun altında da yine benzer şekilde var. Şöyle göstereyim. Bakın şurada da. Bagajın etrafında da bu var. Yani ne kadar fark etti derseniz gerçekten çok emin değilim. Ama bir miktar gürültüyü azalttığını düşünüyorum. Tabii dediğim gibi bazı şeyleri sonuçta ölçmek lazım. Ölçmeden de işte şu kadar iyi, bu kadar iyi demek de ne kadar doğru bilmiyorum. O yüzden emin değilim. Ama ben faydası olduğunu düşünüyorum. Burada da bakın yine aynı şekilde. Normalde şu yoktu. Bunu sonradan yapıştırdık. Bir diğer aldığım şey yine bu filtreyle, şu contalarla beraber geldi. Bakın şurası. Burası şu plastik parçayla beraber geliyor şu içindeki. Bunun güzelliği de işte şu dışarıdaki tozu falan filan şuraya gelmesini engelliyor. Normalde burası çok daha tozlu oluyor. Çok daha kirli oluyor. Bu onu büyük bir şekilde azaltıyor. Onun haricinde şuradan geçen işte ağaç parça, yaprak parçalarının aşağı doğru geçip oraları tıkamasını engellemek için şöyle bir şey taktım buraya. Bunun hemen altında şurada bir tane var. Bu da yine AliExpress'te satılıyor. Hani çok gerekli mi? Değil. Ama buradan içeri gidip orada takılı kalabilir. Ben onun yerine burada gördüğüm zaman alıyorum kendim. Daha temiz duruyor böylece araba. Onun haricinde şurada şunun içine, şu silecek suyun içine şöyle bir aparat aldım. Daha önce burada belki tecrübesi olanlar da vardır. Bunun içine bazen bir şeyler düşebiliyor. Onları çıkartmak oldukça zor oluyor. Hani onları o riski almamak için şöyle basit bir parça zaten. Onu da aldım. Çok ucuz. Şu da orayı açmışken göstereyim. Bu da ön taraftaki şu paspasın diğer parçası. Şarjla alakalı çok soru geliyor. Şarjla alakalı tabii soruları yine ayrı bir videoda belki değerlendirmek daha doğru ama ben de hem Juice Booster 2 var. Hem de başka bir cihaz daha var, onu da gösterdim. Bu Juice Booster 2'nin kutusu. Kullanmadığım tabii aparatları var. Bunları uzun yola çıkarsam, işte Avrupa turu yaparsam farklı prizlere ihtiyaç duyarım diye açıkçası aldım. En çok kullandığım 5x32'lik ve 5x16'lık kırmızı uçlar açıkçası. En çok bunları kullanıyorum. Diğerlerini kullanma gereği. Bu da Juice Booster'ın uzatma kablosu. 10 metrelik bir uzatma kablosu aldım. Güzel oldu. Yine lazım olabilir yurt dışında ya da şehir dışına çıktığınızda işte bir başka, yani yakınlarda DC şarj istasyonunun ya da işte kolay şarj istasyonunun olamadığı ortamlarda. Tabii uzatma kablosu da kullanılabilir ama neticede bu çok daha güvenli. Ben bunu yaktığım zaman gözüm kapalı bir şekilde uyuyabilirim. Çünkü bu kablonun güvenli olduğunu, belli standartlara karşıladığını biliyorum. Başka söylemek istediğim var mı? Şimdi tabii ekranda da söylemek istediğim şey var. Ekranda ekran koruyucu var. Ekran koruyucuyu yine AliExpress'ten aldım.
Spigen markalı olanlar var. Spigen'in biraz tedariğinde problemler olabiliyor. Problem derken biraz geç geliyor. Sitesinde ön sipariş verilebiliyor genel olarak. Spigen'den veren arkadaşlar biraz geç aldı ama stokta varsa, eğer ürün stokta gözüküyorsa, o zaman hızlı gönderiyorlar. Ama ön sipariş alırsanız gecikebilir. Onu firmayla mutlaka görüşmenizi tavsiye ederim Spigen alacaklar için. Tabi bu dediğim Spigen'in Türkiye sayfası için. Spigen'in başka sayfalarına ya da işte Amazon'dan vesaire alacaklar için hızlıca geliyor. Ama dediğim gibi Spigen Türkiye sayfasından, spigen.com.tr olması lazım adresi. Oradan alacaksanız eğer ürün ön sipariş olarak gözüküyorsa bir firmaya sorun ne zaman geleceği bekleniyor diye. Çünkü uzun süre bekleyenler oldu. Ona dikkat etmek lazım. Ama stokta varsa hemen gönderiyorlar. Çok gelen sorulardan biri aracıma binenler sürekli olarak neden dili İngilizce kullandığımı soruyorlar. Dili İngilizce kullanıyorum. Çünkü böylelikle Google daha fazla yakınlaştırmaya izin veriyor. Normalde bu yakınlıkta Türkçe kullandığınız zaman bu yakınlıkta burası uydu görünümden çıkıyor, harita görünümüne geçiyor. Ancak İngilizce kullandığınız zaman dili bu şekilde çok yakını görebiliyorsunuz. Bu videoda söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Başka videolarda belki şarjla alakalı bir konuşma yapabiliriz. Onun haricinde long range aracım için 19 jant kapakları aldım. Karbon bagaj spoiler'ı aldım. Tabii sahte karbon, karbon görünümlü demek daha doğru olur. Onu konuşabiliriz. Onlar da daha montajını yapmadım, zamanım olmadı. Onlar da montajını yaptıktan sonra onlarla alakalı bir video çekerim. Şimdi kendinize iyi bakın. Aldığım linkleri genelde internetten buluyorum. Yani birilerinin tavsiyesiyle oluyor. Başka videolardan olmuş oluyor. Forumlardan alıyorum. İşte WhatsApp grupları var, Telegram grupları var. Oralardan alıyorum. Linkleri aşağı ekleyeceğim. Yine başka ürünlerde de ekleyeceğim. Mesela şişme yatak aldım arka taraf için. Koltuklarda yattığı zaman işte komple bagajın oraya kadar bir şişme yatak aldım ve Tesla'ya uyumlu bir yatak aldım. Tesla'ya uyumlu olunca o kenardaki köşeleri falan filan, oraları dönüyor yatak. Güzel oluyor. Onu da bir ara şişirip onun da bir videosunu çekerim. Ondan da memnunum. Şimdi yanımda olmadığı için onu çekemedim. Görüşmek üzere. Herkese iyi sürüşler, iyi keyifler.